Bu sequence tipi programlamada wait high, yani enerji verilirken 70 mikrosaniye bekleyecek. O ara faz değiştirirken duty cycle yapmak için de 2750 mili saniye, mikrosaniye bekleyecek. Bu durumda DC moddaki amper girişimimizi ölçüyoruz. Voltajımız 29,16. Şimdi kabloyu takıp kaç amper çektiğini göreceğiz. Şu anda 10 amper, 10,8 amper çekiyor. 28,89 çektiği enerjiden dolayı döndüğü hız bu. Durduramıyorum. İnanılmaz yüksek bir tork var ama dönüş hızı bu kadar. Şimdi bizim sense moduna dönüp tekrar ölçeceğiz. Aynı şartlarda sayılır. Bağlantıyı kestim. Kablolar bile ısınmış. MOSFET'ler biraz ısınmış. Sequence modu hareket etse de etmese de o enerjiyi harcayıp onun ileri gittiğinde geri gelmesini sağlıyor. Şimdi bizim diğer programa döneceğiz. Diğer programımız 50 milisaniye enerji verip 2750 mikrosaniye beklemeli sense modu. Buradaki programımız çok daha basit. Eğer diyor enerji 10 milivoltun üzerinde ise fazımızı aktif et. Bu kadar basit. Şimdi sense moduna geri döndük. Sense modunda biz motoru start etmeden başlama. Sequence modunda bir sıralama var. 1, 2, 3, 5, 9 diye. 29,14 volt. Ampermetremiz DC modunda resetliyoruz. 29,14 volt. Start ettik. Bekleme süresi aynı olduğu için aynı hızda dönüyor. Tüketim 1,27 ampere düştü. 29,10. Yani üzerindeki yük çok düşük. Bu modda bir tekleme yaşıyor. Ne olduğunu bilmiyorum ama bulacağım. Yük altına sokunca biraz artık biraz düşmek gibi bir eğilim gösteriyor. Değişik bir durum. Ama 10 amper yerine 1,2 amper çalışıyor burada. Bu biraz tuhaf tabii ki. Yani bizim sense modu daha ekonomik çalışıyor. Sequence modunda dalgalar gecikirse fazla enerji tüketiyor. Önde giderse de fazla enerji tüketiyor. Bu şu demek. Siz bisiklete bindiniz, yokuş yukarı çıkıyorsunuz, dalgalar gecikiyor, motor önden gidemiyor. Voltaj üretemediği için, potansiyel fark yüksek olduğu için daha çok enerji tüketiyor. Ama siz bisikleti daha hızlı sürmeye kalktığınızda, sequence modundaysa eğer, voltaj daha çok ürettiği halde siz önde gitmeye çalıştığınızda, sequence ters voltaj yapıp adım atladığı için veya adım geciktirdiği için ya da ileri gittiği için kısa devre yapmış oluyor. Bu durumda bir işe yaramıyor sizin jeneratör modunun enerji üretmesi. Şimdi bizim sense modunda fazla enerji üretirsek fazla jeneratör, yani jenerasyon oluştuysa motor üzerinde sistem gene devreye açıyor ama enerji tüketmek yerine bataryaya şarj ediyor. Yani biz sürerken de şarj edebiliyoruz. Daha hızlı sürerek motoru şarj etmiş oluyoruz. Sense modunda. Sequence modunda ise öyle olmuyor.